E, olimpiyatlar öncesi e, Dream Team ile Türk mini takımı e, iki tane hazırlık ve dostluk maçı yapma kararı almıştı. Ben artık da bir Türkiye'ye döndüm. Hiçbir zaman bir daha tekrar yurt dışına dönmek isteğim yok. Ülkelerle kontatım var. E, bu adımız maçlarda... Ee, ...çok iyi performans gösterdim... ...bir maç 28 sayı attım... ...bir maç 26 sayı attım galiba... Ee, ...karşımızdaki oyuncular dışı... ...Elin Iverson, Lebron James, Tim Duncan... ...Carmelo Anthony bayağı bir... E, ...NBA'nin o zamanki en iyi takımı... Ee, ...benim hiç aklımda yokken... ...NBA'den bir... E, ...birkaç takıma teklif geldi... Ee, ...tabii ki uzun bir süre yurt dışında oynadıktan sonra... ...Türkiye'ye gelip... E, ...orada kültürden sonra... ...tekrar burada kültüre adapte olmak... ...bir anda benim açımdan da zor geldi acaba tekrar bazı şehri değiştirebilir miyim? Bazı şehri deneyebilir miyim? Hayalimin e, yani tabii ki ben artık NBA'in benim adımın noktalandığını düşünüyordum ama e, acaba oraya gidip oradaki atmosferi görmek, oradaki organizasyon yapısını görmek benim basketbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerime en azından bir etkisi olur mu, katkı olur mu diye düşünüp bu tekliflerden bir tanesini değerlendirme e, kararı aldım. E, ...New Jersey Nets, Philadelphia 76ers... ...ve Seattle Supersonics vardı. Üç takımdan teklif almıştım. Buradaki kontratımı meçheleyecek... E, ...üç takım çıktı. E, Seattle'a karar verdim. E, Onlukları basketboldan dolayı ve... E, ...geçtiğimiz bir sezon önce... E, Allen'ın yaşadığı sakatlıktan dolayı... ...takas ihtimalinin olduğunu söylemişlerdi. E, böyle bir karar aldım. E, ve... E, yanılmıyorsam Ağustos ayının sonunda e, Seattle'la anlaş, anlaştım ve Amerika'ya gittim. E, tabii ki benim adıma farklı bir atmosfer. Çünkü 31 yaşındayım. E, 31 yaşındayım ve kariyerimin farklı bir noktasında NBA oldum. E, ve bambaşka bir atmosfere gittim. E, belki daha geç ol, genç olsam adapte olmak şansım, sürem olurdu ama ama e, çok çabuk adapte olmak kolay bir şey değil. Bir de oynayacağını biliyor olmak ve oradaki oyuncuları görünce o sahada daha farklı şeyler yapacağını biliyor olmak e, farklı bir duygu. E, hazırlık maçlarına da fena geçmedi. Sezonun başında tam sezon başlarken bir sakatlık yaşadım. Takımdan ayrı kaldım. O dönemde de takım müthiş bir e, yeme yakaladı. Yani Real'ın e, müthiş bir sezon geçirdi zaten. E, her maç 44-40 dakika üstü oynuyordu. Ve o sene kontrat yılı olduğu için ne müthiş sezon geçiriyordu. Tabii ben bu şartlarda oynama şansı çok fazla bulamadım. Ve sezonun e, ortasında e, Obolovic'den e, bir telefon aldım. Ve e, dönmek is isteyip iste istemeyeceğimi sordu. Zaten içinde kalan Yunanistan <laughs> yılları bir anda tekrar canlanınca... E, ...direkt e, GM'e gittim. O zaman e, Rick Sant e, Super Stonics'in GM'i. Ee, ...gitmek istediğimi söyledim. Bana e, nedenini e, söyledi. Ben dedi senden çok memnunum dedi. Koçlar çok memnun dedi. Sen dedi, dedi çok faydalı olacaksın. Ee, daha sezon çok uzun. Ee, şans giyecektir mutlaka. Beklemeni tavsiye ediyorum ben dedi. Ben de ona şunu söyledim. Yani ben e, buradaki... E, ...yapı içerisinde oynayabileceğimi biliyorum. E, şu anda takımın iyi gittiğini de biliyorum. Ben e, burada... E, sorun çıkartıp niye oynamıyorum diye size gelmedim dedim. Ben e, gördüm, burayı yaşadım. E, oynayabileceğime bileceğime de inanıyorum. Ama kariyerime farklı bir e, şekilde devam etmek istiyorum dedim ve bir şekilde ikna ettim ve e, Şubat ayında tekrar Panathinaikos'a geri geldim. <laughs>